Zamanın aslanı Peugeot ile görben çekimine doğru gidiyorum. Çünkü bugün sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot için soruyorum. Şimdi görünüş olarak zaten 35 durmuyorum. Evet. <laughs> <laughs> Ama içeride bir 60 yaşında adam oturuyor yani. <laughs> bir dede var. <laughs> Bastonuyla arada onu dürtüyorum. <laughs> alkol istiyorum, alkol vermiyor. Ya diyorum mekana girdim nereye? Alkolü vermiyorsun da mekana nasıl girdiğimi sormuyorsun diyorum. Tam küçük emrak gibi paspasın yapıyorum. <laughs> Karşıda ya şoka girdim. Merhabalar işte bir yerden telefonunuzu aldık. Ee, işte i̇şte yabancı dil kursu için kayıt yaptırmışsınız. Adam ne diyorsun diyor sabahın köründe hani. Çözüyorum abi çünkü insanlar yavaş olduğu zaman bana geliyorlar biraz. Hani o an çözülmesi gerekiyor o işin. Ülkece işte sen de mi böyle e, maço tavırlarla işte kadın ya öyle bir şey demedim ya. Hani, hani baktığım zaman geçmiş e, ilişkilerime de ben hep biraz aslında şeydim galiba. Yani senin güçlü durman bile o kadar kişiye e, umut oluyor ki yani düşünsen onların mesela kafasında şöyle bir şey var. Rüzgar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Rüzgar Bey bir dönem çok magazin basını sizde uğraşıyordu. Sonra kendinizi çok güzel unutturdunuz. Hatta ben e, sizi davet ederken arkadaşlar söyledi muhtemelen gelmez Rüzgar Bey dedim. Çünkü <laughs> çok güzel... Bu sizin için çok pardon ama sizin için geçerli değil yani... Gerçekten çok güzel bir enerjiniz var ve hayır diyemediğim nadir insanlardan bir tanesiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Bu çok bilinçli bir şey miydi? Yani şöyle aslında bütün yaşadığım bu süreç bir hani strateji üzerine kurulu değildi. Şu an yaşadığım dönem de aynı şekilde. Sadece işte 2020'de hepimiz hep beraber ülkece, dünyaca koronayı yaşadık. O yüzden e, biraz daha hani e, sinema filmi, e, DJ'lik yapıyordum. Biraz uzak kaldım çünkü bütün mekanlar kapalı, kapalı. haliyle. E, ama öncesinde şöyle formülünü bulmuş olabilirim. Avrupa yakasındaydım, Anadolu yakasına taşındım. <laughs> Bu güzel bir şey olmuş olabilir. Yani artık benim e, seçimimden... Yani tamam her yerde artık basın var. Artık insanlarımız basın oldu. Akıllı telefonlar çıktıktan sonra herkes istediğini maalesef ki... Ee, çekip yani bir markette bile küçük çocuk hani çekebiliyor ama neyi çektiğini sorduğunda elimde yani çok dilerim, tuvalet kağıtları evin ihtiyaçları vesaire. Ya yani gidip sadece anlatmaya çalışıyorum aynı şekilde ailen alışveriş yaparken ben seni bu şekilde çeksem nasıl hissedersin diyorum bir kızarıyor bozarıyor yani e, şöyle ailesine de bir şey demek istemiyorum ama bu bir terbiyedir. Yani tamam e, teknolojiyi hepimiz kullanıyoruz ama benim de yeğenim var. Olabildiğince minimum sınırda. Ya çünkü zaten bilinç daha çocuk yaşta, yani aslında 7 yaşa kadar... ...bütün her şeyimiz bana göre oturuyor. Hayatımızı belirleyen şeyler hatta en önemli süreci. Yani gerek var mı daha hani teknolojiyle bu kadar iç içe olmasın? Çok şey görmüyorum ya. Hayatımızın herhalde en kötü dönemi magazin baskısıyla yaşadığınız dönemde. Ben öyle düşünüyorum ben. Evet, herhalde. ben hemen konuyu geçiştirdim yalnız daha mi kapattım başka bir yere geçtim özür diliyorum. Ama öyle hissediyorum ben, bilmiyorum doğru mu hissediyorum. Yani bir daha soruyu alabilir miyim çok pardon yanlış cevap vermeyeyim. Hayatınızın diyorum en kötü yaşadığınız dönemi muhtemelen o magazin baskısı üzerinizde yaşadığınız dönemde. Evet, ee, şöyle aslında bir sabah. ...en başına dönersek, bir sabah e, bir sürü telefonla uyandığım bir günle başlayayım, daha doğru olacak. E, sudan çıkmış balığa döndüm. Yani gerçekten böyle hani kral çıplak denildiği hani tabirde... E, ...ne yapacağımı bilemedim. Çünkü tamam, e, ülkede daha önce böyle bir şey yaşayan... Tabii ki e, çok büyük bir ses sanatçımız var, seneler öncesinde kıyaslam olarak... Katiyen demiyorum. Çok daha belki ağırlığını yaşamıştır çünkü o zaman daha eski zamanlardı. Ee, ama çok fazla üstüme gelindiğini düş düşünüyorum. Ha onların tarafından bakarsak da çok güzel bir magazin malzemesi olarak gözüküyorsun. Ama bu e, süreç içerisinde yaklaşık 9-10 sene geçti. Tanıştığım magazinden e, gazeteci meslektaşlarımız işten ayrılanları bile duydum. Benimle ilgili haber e, yapılması istenip yani bilmiyorum, benim gözlerim dolmuştur hatta bunu dediği zaman bile. Sonra çok yakın dost olduk. Ha, herkes aynı şeyi yapabildi mi? Yapamadı. Ha, onları da e, kınıyor muyum veya içimde bir burukluk var mı? Genelde herkesi affedebilen bir yapıya sahibindir. Belli çizgiler vardır, onlar aşılmadığı sürece. E, onların da kendi karmaları bu hayatta var. Yani onları onlar da bir şekilde... ...bunu yaşayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü şeyi hatırlıyorum, bir fırına girmiştiniz çalışmak için. Evet. Ve hayatta kalmak için aslında bir Ya Ona ile... bile inanmamışlar Armağan, biliyor musun? Yani o fırın olayı bile acaba hikaye miydi, kurmaca mıydı? Ya ben o an öyle bir şeyin içerisindeyim ki... ...kendimle ilgili çok önemli, radikal bir karar almışım ülkeye göre. Ee, ameliyatlarım bir yandan, sürecim bir yandan, bir yandan hayatta tutunmaya çalışıyorum. İlk... E ilanlı gördüğüm yerlerden biri de iş yeri bir fırındı girdim. Adam da sağ olsun tanımadı beni. Hep tanımak işe yarar ya bazen yaramıyor. O dedim ben normal hani herhangi bir insan da bu dükkanda çalışmaya başla nasıl davranacaksa o şekilde davranacak. Hani ayrıcalıklı davranılmasını da hoşuma gitmiyor. Kim oraya Ahmet de Mehmet de gelse nasıl parasını kazanacak da aynı şekilde 15 saat çalıştım. Ta ki 3-4 ay çalıştım. Ee, gene bir e, magazin yorumcu e, abimiz ismini şimdi vermeyeyim. O gene kötü niyetten değil. İşte rüzgara bak ve helal olsun ekmeğini taştan çıkartıyor. Söylüyor da bölgeyi de söylüyorsun <laughs> neresi olduğunu. Orada da çok fazla hani fırın yok. Belli hemen konumum da belli. İnsanlar gidip gelmeye başladı falan ben hala anlamıyorum. Yani evet zeki bir insanımdır ama çok fazla bu kadar da hani... kötüyü düşünmem. Şu şöyle olur, bu böyle olur. Çok üstüne kondurmamaya çalışıyorsun. Ta ki patronum şey dedi ya dedi işte şuralar kirlenmişse çok da titiz bir insandır, hala da dostumdur, iyisi bir insandır. E, siler misin dedi, paspas yapar mısın? Tam yapıyorum. Hani sanki istesen insanlara göre kurgulasan bu kadar olmaz. Tam küçük emrah gibi paspası yapıyorum. <laughs> Karşıda ya şoka girdim. Bir magazin ordusu ışıkları görüyorum, o flaşlar patlıyor ya. Ne yapacağımı şaşırdım. İçeriye mi kaçayım, niye kaçıyorum? Ya çalışıyorum yani. Alnımın teliyle paramı kazanıyorum. Neden kaçıyorum? Onlar utansın. Çünkü ben onları iş yerindeyken gidip de kamerayla çekmiyorum. Ya yani tamam, e, affettim, affettim ama... ...işten de olsa bir kızgınlık vardı o döneme e, baktığım zaman. Çünkü rahat bırakmadılar. Şimdi, aman sen de çok iyi biliyorsun. Bu ülkede belli yerler var İstanbul'da. E, Basının durdu ve insanlar sırf e, gözükmek için oralara gidiyor, hatta çağırıyorlar bile. Tabii ben bunları bu kadar, bu piyasanın içinde olmama rağmen bu kadar net bilmiyordum. Çünkü magazinle geçen bir geçmişim yoktu. Sadece oyuncu kimliğim, setten işe, işten sete bu şekilde. Dolayısıyla bu konuda da tecrübesizdim. Ne yapacağımı biliyorum. Her yerden örümcek atar gibi, o, yani şey, e, onların şeyine ayak uyduramadım. Her yerden çıkıyorlar. Cihangir'de o zamanlar e, 8 sene önce falan hani diyorlar ki niye Cihangir'e gidiyorsun? Ya bir kere o dönemlerde hayatımda bir kız arkadaşım vardı orada oturuyor evimi mi taşıyacağım öyle bir lüksüm yoktu o dönemde arabam da yoktu. Yani 5 dakikalık gideceğim yola yarım saat arkalardan dolaşıyordum ama ne yapıyorlar ne ediyorlar bir şekilde buluyorlardı. Yani dolmuşa kadar bile bilmişliği var basından arkadaşlarım benimle beraber. Oyunculuk yapmak istiyor musunuz şu anda? Tabii ki. Peki, bunun için bir çaba sarf ediyor musunuz? Ee, çaba sarf etmek derken... ...şöyle diyeyim Armağan. Ya aslında dediğim gibi... ...insanların çoğu bunu bilmiyor. Ben de sürekli böyle alt geçip hatırlatmak zorunda kalıyorum. Bu benim kendi e, ricamla, isteğimle... E, ...ortaya çıkan bir şey değildi benim... E, ...bu olayım. Yani... ...ismini vermek istemediğim iki kişi tarafından, bir tanesi hatta ilk operasyonumu gerçekleştiren... E, ...biriydi. Yani... ...çok fazla konuşmadım bu konu hakkında çünkü davamız devam ediyordu. E, mahkemeye intikal ettiği için. Şöyle, e, davayı kazandım. Ama kazandığım gün, kazandığım gün değildi aslında. E, geçenlerde bir şey öğrendim. E, yani... ...çok komik bir rakam... ...biçildi davayı kazanmama. Parasında gerçekten hani değildim. Sadece istediğim tek bir şey vardı. Başka insanların da bu anlamda hani canı yanmasın. Çünkü ben o dönemde benim basın kovalarken benim bu kısmım e, damarım galiba yanlış hatırlamıyorsam kesilmişti. Ben ameliyattan daha büyük bir e, yani vücudumda olan kitle gibi bir şeyle çıktım. Yani şişikti bu tarafım. Dedim herhalde içeride ya bir şey unuttular. Hani şu an <gülüyor> gülüyoruz dalga geçiyoruz ama çok kötü e, bir e, üç ay geçirdim. Ama bunun uzantısı bir iki sene kadar sürdü. Tabii ben bilirim hani... İnsanların çoğu bunu bilmiyor, masajlar vesaire. Ee, ya bir göğüs suçum benim içerideydi. Tabii neler denedim. Ama şu an e, her zaman olmak istediğim sonuca baktığım için şu an hep oraya baktığıma görmek istediğim resmi görüyorum ve gerçekleşmiş. Şahane. Aynen. E, şükürler olsun. Ama çok büyük badirelere atlattım. O dönemde e, benden sonra ameliyat olan insanlar da mahkemelik olmuş. Neyse işte mahkeme kararı verildi vesaire. Ee, geçenlerde bir duyum aldım. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bu ülkede bu mesleği icra artık edemiyormuş, yapamıyormuş. Ha doktor. Benim davayı kazandığım gün bugündür. İstediğim buydu çünkü. Ha gene kimsenin kötü olmasını istemem ama başka benim gibi canlar yanmasın. Çünkü bir ameliyat masasına yatıyorsunuz. Ve her şeyden önce bilmiyorum çok saygın bir meslek. Bir kere Hipokrat yemin denilen bir şey var ama ben Göremedim. Şimdi hala bir ajansa kayıtlısınız ve oyunculuk yapmak istiyorsunuz. Aslında ajansa kayıtlı değilim. Arman, ee, bir men menajerim, var. ya aslında 15 senelik en yakın dostum. Ee, gidip de hani çok fazla insanın olduğu bir ajansa kayıt olmaktansa zaten hani 10 yaşından beri aslında ben bu sektörün içindeyim baktığın zaman. Bütün çocukluğumu vermişim. 15 senede bu mesleğimi devam ettirdim ta ki işte 26 yaşına kadar ee, çok yapmak istiyorum ama nereden girdim bu ifşa olayına? Benim kafamda böyle bir düşünce yoktu. Yani ben sessiz, sakin, kendim. Yani fırın olur vesaire, e, tezgah tarlık olur, e, kendim tanımayacağım bir şekilde. Hani unutulurum diye düşünüyorum. çünkü Allah aşkına. Şimdi benim ilk resmimi koy, e, yani bir kafanda canlanır. Şu an kalmak sen de beni tanımazdın. Yani insanlar diyor, hiç mi düşünmedin? Yok yani, öyle bir düşüncem yoktu ki. Hani basınla bir kere bu kadar hiçbir zaman iç içe olmamışım. Ne alaka dedim, beni şey yapacaklar da. Neyse, e, dolayısıyla hani kafamda böyle bir düşünce olmadığı için... Ama şu an dönüp baktığımda... ...eğer Arman her gün benim, e, tamam geçe, geçmiş senelerde, geçen sene özellikle... Bu 2021'den itibaren korona biraz beni kurtardı galiba. Ülkede <laughs> yaşanan şey, çok üstüme gelmiyorlar. <laughs> Baktığın zaman her şeyim, magazine malzeme oluyor. Benim düğünüm, işte sürecim, o her şey ya. Hani... E, bunu düşünüyorsun, bu kadar insanlar buradan hani malzeme yaratıyor ama... ...pastada sana dilim vermiyorlar. Yani... ...ne kadar adaletli? Onu da bilmiyorum, onu da ben sana soruyorum. Çünkü sen de senelerdir çok takdir ettiğim bir insansın. Mesela. Bu piyasanın içinde olup... Teşekkür ederim. Ee, ben de nedeni bu bulamadım. Neden hani şimdi baktığın zaman bir sürü insan benim gibi de olan çok saygın sanatçılarımız var. İsim vermeyeceğim gene. Kendi mesleklerini icra edebiliyorlar. Ama rüzgara dönüp baktığında bu adam kendi mesleğini yapamıyor. Ben de merak ediyorum. Gerçekten sebebini bilmiyorum. <laughs> Ama güzel bir çıkış yolu buldunuz bence. DJ'lik çok çok iyi bir çıkış yolu. DJ'lik şöyle aslında o da bir şeydi. O dönemlerde, 2019-2018'de... ...hani e, fenomen olan insanlar da bu işi icra etti. E, işte DJ sanatçıları vesaire. O dönemde aslında bir popüler meslek haline geldi. Ama ben yine şunu yaptım. E, biraz şeyimdir abi. Bir işi ya tam anlamıyla öğreneceğim ya da hiç yapmayacağım. Bana diyorlar ki, ya Rüzgar set çal. Yani set dediğimde abi, parçalar hazır, play'e basıyorsun, çık yok zoru seçeceğim ya. ben yok bu işi en başından öğreneceğim dedim. Ve bütün çıktığım etkinliklerde ilk birkaç tanesini saymazsak hepsinde live çaldım. Ha, başıma çok böyle gülüp verenebileceğimiz şeyler de geldi ama e, o insanlara tabii ki gene kimseyi kınamıyorum. kınamıyorum. Saygısızlık etmem etmek istemediğim için. Çünkü senelerce düşünsenize bu mesleği yapıyorsunuz. Onların gözünde biri çıkıyor hemen bu meslek popüler oldu diye Gel abi burada da böyle bir iş var falan. Yani bilmiyorum her mesleğe saygı duyduğum için bu mesleği de başından öğrenmek istedim. Ve o şekilde yapmaya çalıştım. Ha hani ne oldu? Korona <laughs> patladı, mekanlar kapatıldı. Ben de korona e, başlamadan önce e, dövme sanatçılığı. Abi diyeceksin hani belki insanlar da hani bu şekilde kafalarında şey olabilir. Yani bir onu yapıyorsun, bir bunu yapıyorsun. Yani Bilmiyorum, yaptığım şey sanatla aslında hep iç içeyim. Çizim yeteneğim var, müzik kulağım var vesaire. Yaptığım, şu ana kadar yaptığım bütün meslekleri aslında seviyorum. Ee, ha gönül isterdi tabii ki kendi mesleğimi de icra edebilirim. O, oyunculuk mesleğimi yapabilirim. İnşallah belki önümüzdeki zamanlarda, önümüzdeki senelerde... ...inşallah böyle güzel bir şey benim de görmeme e, sebep olur. Neden olmasın? Neden olmasın? Aynen. Siz İstanbul'da büyüdünüz değil mi? Evet, İstanbul'da büyüdüm. Mutlu musunuz? Aslında size sorulacak en önemli soru. Mutluysanız... Ya Şöyle, gerçekten hani klişe olsun diye demiyorum ama hep böyle genelde, her zaman zaten bunu hissediyor olsak... ...burada bunları oturup konuşmamızın da bir anlamı olmaz. Gerçekten anın farkında olup şükretmeye çalışan bir insanımdır. Ee, başka türlü zaten bu işin içinden çıkamayız. <laughs> yani baktığım zaman o kadar hani maşallah, şükürler olsun, güzel giden bir evliliğim var. Ee, bir tane oğluşumuz var, köpeğimiz Thor. Ee, sevdiklerim, ailem, sağlıklılar, çok şükür. Yani bilmiyorum bundan daha iyisi, tabii ki daha iyisi vardır ama bunlar bence çok kıymetli şeyler. Çünkü ben dört sene önce babamı da e, kaybettim, bilmiyorum biliyor musun? Bu süreç işte basın üstüme gidip gelirken vesaire babamın hastalığıyla da uğraşıyordum. İnsanlar bunu da bilmiyor. Ee, zorlu bir süreçti ama e, o bu hayatta daha fazla bu beden bedeni deneyimlemek istemedi yani e, aramızdan ayrıldı maalesef mekan cennet olsun babamın ee, öyle mesela çok zorlu bir süreç yaşadınız biz de dışarıdan aslında hepimiz buna tanıklık ettik kimimiz üzüldük Hı -hı. kimimiz oh iyi oldu dedik dediler ya da ne bileyim ...başka şeyler söylediler. Aslında hepimiz bu haberi okuyanlar ve seyredenler de dahil aslında bu sürecin ortağıyız öyle ya da böyle. Evet. Bugün geriye dönüp baktığınızda bütün bu yaşanmışlıklarınızla yine olsa yine aynı şeyleri yaparım diyor musunuz? Bu şöyle bir şey. Ee, gidip saçını boyatmak veya estetik ameliyat olmak gibi bir şey değil. Ee, çok güzel aslında bir konuya değindin. Teşekkür ederim. Yani şöyle düşün Arman. ...kolun kangren oldu, Allah korusun. O şekilde ölmeyi mi tercih edersin yoksa kolunu kestirir misin? Yani artık böyle bıçak e, şeye dayanıyordu yani kemiğe. Bir şeyler yapmak zorundaydım. Ben yaşamayı seçtim. Yani bu yüzden de gidip de hani insanlar evet çok takdir ediyor. Ağabey işte helal olsun bu devirde. Ya sen niye benim boynuma madalya takıyorsun? Bu öyle bir durum değil. Hani bu zaten... Hani şey değil. Ben bunu 14 yaşında da hissetmiş olabilirim. 20 yaşında hisseden de var. 5 yaşında ne kadar erken o kadar iyi o kabul görüyor diye bir şey de yok yani. Ama gerçekten kendimi bildim bileli 5 yaşından, 6 yaşından beri bu şekilde zaten hissediyordum. Hani benim için farklı bir son yoktu ki. Ben bunu biliyordum kendi içimde. Ama insanlar bilmiyordu. Yani yine olsa yine yaparım aslında. Cevabımı ya, aldım ben. Yani tabii ki bu evet hayır diyebileceğim bir cevap bile değil ama sorarsan ki bu dönem yorucu oldu mu? Tabii ki çok zor. Yani buraya gelirken şimdi soruları az çok tahmin etmeye çalışıyorum. Kesin böyle bir şey sorar belki Armağan, dedim ama... ...ben Doğan sorunun içinde kendim düşündüm. Evet yani gerçekten zor bir süreçmiş ama... ...işte şunu diyorum. Galiba ben de e, görevliymişim. Yani tabii ki bunu bir şey olarak üstüme kondurmak istemiyorum ama... ...hani şunu yaptım, bunu yaptım değil de... ...dönüp baktığın zaman... ...aslında insanlardan o kadar güzel mesajlar aldım ki... ...yani adam işini değiştirmeye... ...kapıdan çıkarken bile birinden onay alacak neredeyse... ...işini değiştiremiyor. Ee, Birçok insan için... E, ...ön ayak oldum aslında. Bu çok güzel bir şey. Yani düşünsene kendi istediklerinin farkına varabildiler. Aslında herkes kabuğundan çıktı. O dönem bence bir... E, ...kırılma dönemiydi. Şu an baktığında her şey daha güzel. Ne güzel. Ne yapıyorsunuz bütün bir gün? Çünkü şimdi korona da yok, iş de yok. Anladığım biraz e, metafizikle ilgileniyorsunuz. Konuşmalarınızdan biraz öyle anladım. Ya evet, aslında biraz böyle e, kişisel gelişim. Yani 14-15 yaşlarımdan beri hep e, bu tarz konuları aslında kendi... E, ...yani yüksek benliğimi, iç sesimi, e, daha meditatif olmayı... E, ...gerçekten rüzgarı, bilinçaltımı değil de rüzgarı dinlemeyi e, seven bir insan olduğum için... Biraz bu konulara meraklıydım. Aslında bu konular demeyeyim de hepimizin yaşadığı şeyler sadece ne kadar farkındayız. Veya ne kadar farkında olmak istiyoruz. Böyle R2 ile yoga ile falan mı ilgileniyorsunuz? Reiki inisiyasyonu aldım. Aynı zamanda kukağıydı. E, bunlar da aslında hepsi hani aynı şeye baktığımız zaman aslında evrensel yaşam enerjisi. Kendi içimizdeki aslında ev, e, yaşam enerjimiz bana göre her, her şey aslında kısaca anlatmak gerekirse hani bir frekans olduğunu düşünüyorum. Her şeyin, müziğin, her şeyin bir tınısı var aslında, bir titreşimi var. biz ya yani şey gibi düşün abi, telefonlara nasıl her saniye, ayda bir güncelleme geliyor, bizim de aslında o güncellemeye ihtiyacımız var. <laughs> hani bir titreşimin içerisinde yaşıyoruz ama ne kadar bazen adapte olabiliyoruz, bazen hop dışına atıyor, bazen hop içindesin. E bunun biraz daha farkına varıp bilinçle yaptığın zaman biraz daha oyun daha kolay hale geliyor öyle diyeyim. E, eşiniz mi sebep oldu bütün bunlara girmenizi? Genel olarak kadınlar 14 15 yaşında eşim yoktu. Daha yani ha, siz o kadar beş... uzun. O Tabii 4 4 senedir evliyiz, 5 senedir hayatımda Tuğba. Ha ben sandım ki kadınlar daha çok ilgileniyor mu böyle şeylerle. Tam Dedim ki herhalde o, Tam tersi oldu. Öyle evet. mi? Evet hani e, baktığımız zaman hani benim sayemde demek istemiyorum ama onun bana öğrettiği çok şey oldu. Benim de keza vardı onu öğrettiğim. Ee, ben belki vesile olmuşumdur. Böyle televizyon falan seyrediyorsunuz. Diz, dizi, Türk dizilerine bakıyor musunuz? <laughs> Abi şimdi topa tutulmayayım ama şöyle bir şey var. Genelde ee, yani Netflix vesaire o tarz platformlara. Ha evet çok şu an mesela baktığım zaman çok kaliteli işler de yapılıyor. Ee, güzel senaryolar var. Bir iki tane dizi var hani izlediğimiz ama ...gene biraz hep böyle entrika vesaire biraz da bir şeyler daha böyle ufkumuzu açan şeyler olduğu zaman... ...başka gerçeklikleri görebiliyoruz diye düşünüyorum. Evet ama onları çekmek zor. Zor evet. Sonu o kadar paralar aynen, yok artık. Aynen. Animasyon. O kadar paralar yok artık. Doğru. Eskisi gibi değil. Eskiden çok güzeldi. Yani eskiden de çok paralı işlerdi bunlar. Tabii şimdi artık öyle değil. Reklam sektörü vesaire. Hepimiz çok daha hem iyi kazanıyorduk. Şimdi aslında çok daha fazla belki yapım şirketi oyuncu daha da çoğaldığımız için düşen şey azalmaya başladı. Evlilik güzel bir şey miymiş? Ya evlilik güzel bir şey ama hani eşimle evlenmek için aslında evlenmedik. Yani biz beraber yaşamak için. Ee, ne oluyor? Hani imza atmamız gerekiyor, evet dememiz gerekiyor. Bu e, anada sevdiğimiz insanları tanık etmemiz gerekiyor. İyi ki de yapmışız. Hani yaşamadan tabii ki bilemezsin. Hani aynı evde yaşamak... E, hani diyeceksin farklı... bir Aslında aynı bir şey, aynı şey ya. Hani baktığım zaman geçmiş e, ilişkilerime de... Ben hep biraz aslında şey dedim galiba. E, böyle hani evlilik adamı derler ya, hep uzun vadede ilişkileri olan hani... Çok fazla böyle kısa süren ilişkim olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden arasındaki farkı söyleyemeyeceğim. Hani... <laughs> Zaten evli gibiydim. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Duymasın kızacak eş. Ama o anlamda demedim tabii ki. Yani herkesin yeri çok ayrı. Ee, şu an evlenmeme e... ya evlenmeyi seçtiğim insan sonuçta bakarsak Tuğba bir yandan da. Yani. Çünkü geçen gün siz Instagram'a bir post atmışsınız. Hı -hı. Postun sonunda göz kırpıyorsunuz, eşiniz altına <laughs> şey yazmış... ..."O sondaki hareketi hiç sevmedim." yazmış. <laughs> belki kıskanç bir eşiniz var. Ya aslında hiç kıskanç değil ama... ...bazen belki artık baskıdan da olabilir. Yani hiç mi kıskanmıyorsun bu adamı? Ya da şöyle sordum kendisine de, şimdi gerçekten hiç kıskanmıyor musun? Ya bu o kadar emin ki, yani benim kaşımın oynamayacağına ben de keza aynı şekilde... Yani bu güven çok önemli bir şey ya. O karşılıklı, hemen olabilecek bir şey değil. Birbirimizi tanıdığı, tanıdığımız zaman bir süre sonra oturuyor. O yüzden içi rahat. Oysa ki dışarıdan biraz çapkın gözüküyorsunuz Rüzgar Bey. Abi bazen de belki öyle olmak <laughs> gerekiyor. Hani şimdi bu piyasanın içindesin ya. Hani mavi boncuk olayı değil de yani hiçbir zaman bana göre değil ama... ...hep hani oyuncu kimliğim olduğu için hep bir karakteri oynamak gerekti. Ee, normal hayatında tanıdığın zaman beni böyle naif, hani kibar. E tabii ki yeri geldiğinde tabii ki hakkını arayan bir insanım ama maymun gözün sonradan aşağı <gülüyor> abi. <gülüyor> Hep kafamıza iyi iyi bir süre sonra artık gözümüz açıldı. Bu kadar zaman zarfında, iki buçuk, üç yıl zarfında <laughs> e, siz prodüksiyonda da çalıştınız. Abi yani e, yaptığım işleri hafif şöyle kısaca geçeyim mi sayayım mı? Şöyle e, ilk Fırın mıydı? Fırın galiba. Şimdi tam sıralamasını hatırlamıyorum. DTM tarafında bu fuarın orada e, bir call center'da çalıştım. İngilizce e, dil okulu'nun e, satışlarını yapıyoruz. Her sabah böyle arayan ee, insanlar vardır ya hafta sonu vesaire özellikle yok abi bazen aramıyordum yani çünkü küfür iş itiyorsun. <laughs> sabah hafta sonu adam sabah bir dinlenecek 8'de. E, "Merhabalar, işte bir yerden telefonunuzu aldık. Ee, işte yabancı dil kursu için kayıt yaptırmışsınız." Adam ne diyorsun diyor sabahın köründe hani. Neyse kulaklarını insanlar hani belki şu an aradıklarım vardır. Ee, rahatsız etmişsem de affola. Onun dışında parti dünyasında çalıştım. Ee, bu parti organizasyonları yapan bir firma. Sabah beşte dükkan açıyordum abi. Helium balonlar. Ama yani bayağı bir helium balon. Yani böyle sabahleyin bir kişiye 40-50 arası hani balon paket paket. O yüzden erken açıyorsun ki sonra teslimatı yapılıyor. Ama ne var ki gittiğim her yerde abi çok şükür bereketli bir insanım galiba. Herkes maşallah ikinci şubeyi açmaya kalktı. Hep böyle hani şey, ayağım uğurludur o anlamda. Fırında da öyle. Üçün, maşallah üçüncü, dördüncü dükkanı açtı. Ya onun dışında bir sürü şey yaptım ya. Şey, prodüksiyon işi. O kadar ironiydik ya abi. Hani... Şöyle düşün, zamanında senin odana geliyorlar işte. Rüzgar Bey, işte ne içmek istersiniz? Bir arzunuz var mı? falan. Durum değişti. <laughs> ya yaparım, hiçbir sıkıntı yok. Hani çekim mi? Ama... Yani böyle bir yadırgıyorsun, işte ortama ayak uydurmaya çalışıyorsun. Bir de ben tam Joker eleman gibiydim. Editör kısmındaydım, prodüksiyona bakıyorum, çözüyorum abi. Çünkü insanlar yavaş olduğu zaman bana geliyorlar biraz. Hani o an çözülmesi gerekiyor o işin. Görüyorsun, çok basit bir yöntemi var. Bunun için bir saat harcamaya gerek yok. Ee, bir altı kilo vermişliğim vardı o işte. Ama siz bıraktınız, öyle hatırlıyorum. Yok, bırakmadım. Ee, yani... O dönem... Ee nasıl diyeyim o dönem birkaç kişiyi çıkardılar işten sona yakın çıkarılanlardan bir tanesiydim yani azalmaya gittiler öyle söyleyeyim ben ayrılmadım hiçbir iş yerine ben ayrılmadım zaten o, <laughs> o <da> hep, garip <laughs> hep sizi işten mi çıkardı evet abi bu kadar yılın içinde en pişman olduğunuz şey ne Yemin ediyorum hiç bu soruyu düşünmedim daha önce. Ne olabilir? Pişman oldum demeyeyim de şöyle diyelim mi ya çünkü Tabii yani ki. yok olsa gerçekten söylerim ee, yanlış anlaşıldım diye olur bu konuya çünkü değinmek istiyorum ee, bir dergi düğün zamanımda benimle röportaj yapmak istedi ama dergi evet yanlış hatırlamıyorum eş eşcinsel dergisi ee, şöyle bir şey galiba menajerimle konuşmuşlar ama öyle bir dönemdeyim ki 2017'de evlendim 2017-2018 yani 3-4 tane sinema filmi çektim bir tanesi işte e, yarışmaya gitti vesaire yani çok yoğun bir dönemde DJ'lik yapıyorum bir yandan müzik müzikal var kafamı kaşıyacak vaktim yok ben de öyle zaten bir rüzgar ya çok esiyor ya duruluyor arası yok ondan sonra e, şeydir röportaj yapar mı hani e, bizimle? O dönemde gerçekten kimseyle röportaj yapacak vaktim yoktu. Çünkü Eskişehir'de düğünden önce, bir hafta önce geldim. Düğünü yapabilmek için, daha ev hazır değil. Yani bize program yetmez abi, bunları ben anlatsam... ...kısa geçmek zorundayım bazı şeyler o yüzden. Sonrasında da gideceğim, tekrardan çekimlere devam edeceğim ki... ...bir tarih var, teslim edilmesi gerekiyor hani kasetlerin. Yok vay efendim, işte e, LGBT ile anılmak istemi istemiyor. Ee, ya insanlar o kadar üstüme geldi ki... Ben de hep şeyimdir abi, bu dokuz sene şunu denedim. ya denedim demeyeyim de... ...aman dedim şimdi ona cevap vereceğim, buna cevap vereceğim... ...o oradan tekrardan cevap verecek, hep böyle geri planda kaldım ama... ...yok ya, bazı şeylerde de susmayacağım. Sustuğun zaman da insanlar o şekilde biliyor, en azından doğru şekilde bilsinler. O yüzden hep şunun ta taraftarı oldum. Bir şeyi iki taraftan dinleyeceksin. Tek taraflı yargılama yapmayacaksın, bence. Ee, o bir içinde şeydi. Bir de Hülya Avşar'ın programında kadınlara güven olmaz. Ya yani şimdi tatlı bir sohbet yapıyoruz. Bunu bu kelimeye, bu cümleye nereden baktın bence çok önemli. Kadınlara güven olmaz dediğinde birçok yere çekebilirsin bunu. Bana orada soru soruluyor işte hani tatlı tatlı işte sadece kadınlara güven olur mu olmaz mı? Ben de o dönemde tabii ki eşimle tanışmışım ama daha hani ...evlenmemiştik ama onun önüne çok ağır bir ilişkiden çıkmıştım. Tam da adamına sordum. Tabii ki güven olmaz dedim. Ülkece işte sen de mi böyle e, maço tavırlarla işte kadın... Ya öyle bir şey demedim ya. Hani gerçekten baktığın zaman bir kadına da... Yani bu kadar naif davranan için kendimi de anlatmak gibi olmaz. Eşime sormak gerekiyor. Ama e, yani olabildiğince bütün kadınlar için söylüyorum. Ya yani insanlar için daha doğrusu. E, karşımızdaki bir can kendisine kendine yapılmasını istemediğin şeyi karşındakine aslında yapmayacaksın. Dolayısıyla hiçbir tarafta üzülmez. Yani biraz daha aslında kadınlara kibar da davranmak gerekiyor baktığınız zaman. Hani bu bir özür konuşması değil ama e, yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. İşler açıldı mı? Yani şunu söylüyorum. Mesela Temmuz ayına filan e, DJ'lik performans işleri gelmeye başladı mı? Ya aslında geliyordur da ben şu an çok hani mekanlardan dolayı iş alma taraftarı değilim. Biraz daha azalmasını bekliyorum, öyle söyleyeyim açık konuşmak gerekirse. E ama zaten yazlık yerlerde rüzgar üstü açık falan değil mi ya? Ya öyle de DJ kabinin önünde birçok insan oluyor. Ya bir de şöyle, e, bu kadar dikkat ettik bir buçuk sene riske atmak istemiyorum. Aşı olmadınız değil mi daha? Daha olmadım. Daha sıra gelmedi. <laughs> Belki çıkmıştır. Bakmadım da bakacağım. Be ben yaşlı olmanın avantajı iki dozumu oldum Olmuş mu? <laughs> evet. Şifa ya olsun. Yaşlı olmanın Yaşlı olmak olsun. ilk defa işe yarar. Olur mu? Her şey? Hayır. Yani sonuçta bana da çıkmış olabilir. Yani <laughs> 35, yaş 40, yaş hepsine çıkıyor artık. Yani yaşlı olmak ilk defa insan yaşlıyım <laughs> diye çok sevindim yani. İlk yaşlıyım diye. <laughs> Şimdi o, bu da kötü bir şeymiş. Aşı olunca insana garip bir rahatlık geliyor. Allah Allah Vallahi. tam tersi bende de vesvese olur herhalde acaba işte dur şöyle oldu onunla alakası yok onu bile oraya çekebilirim yani aşıdan dolayı mı böyle bir şey oluyor ya biraz psikolojik de işte ilacı seven bir yapım yok abi ne iğne ne olabildiğince hasta Allah korusun çok zor olurum çünkü bağışıklığım hep böyle vitamin vesaire her şeye dikkat ederim ama işte bir yerin ağrıdığı zaman çok zor anca böyle dayanılmazsa ağrı kesici falan çok yani nadir ilaç içerim. Bir de çok spor yapıyorsunuz görüyorum. Yapıyordum bu yapmamış halim bıraktım. Yani Hı. bir sene falan oldu ya çünkü o kadar yüklenmişim ki olimpiyatlara mı hazırlanıyorum satayım bu nedir yani kas yığını o kadar yani şöyle abi çok kısa bir zamanda level atlatılmaya aslında çalışıldım. Hani diyorum ya sudan çıkmış balık gibisin. Sağ olsun hani insanlar, işte bir sürü PT arkadaşım var. Gel abi işte vücudu şöyle yapalım ama yani... ...şimdi bu adamlar bu vücudu üç senede, on senede belki yapıyor. Sen bana iki senede hızlandırılmış kur gibi veriyorsun. Dur ben buna hazır mıyım? Spor döneminde hem iş hem spor. Yani şu an aslında bir nadastayım ya... ...belki de şu an bunun olmasıyla çok yormuşum kendimi. Ya bir kafamı dinledim gerçekten. Şu bir buçuk sene kafamı dinledim. E bir de şey... E... Ne o spor, supplement aldıysanız o vücudu almıyorum. iyice yormuştur. Yok, onu almıyorum. Ya diyorum ya ilaca karşıyım, benim için o da ilaç sınıfına giriyor. En fazla, en zararlı olabilecek... yani Bunu da hiç ama protein tozu, şimdi kötü örnek olur muyuz? Yok, protein tozuna kötü ha, Bir şey o, en, o da çok böyle şey, e, destek almak istediğiniz zaman... ...onun dışında o, yani besinlerden almaya çalışıyorum o takviyeyi. Siz kıskanç mısınız? Ben çok kıskanç mıyım? Öyle mi? Aynen. Yani... Şöyle aslında kıskançtım ama belki de bunu e, biraz kendini, hani insanın geliştirmesiyle de alakalıdır yani. Zaman geçtikçe, evrileştikçe aslında bir şeylere biraz daha resmin dışından bakabiliyoruz ya. Bu aslında kıskançlık olayı e, şey gibi, yani ne çok az... Ne çok fazla olmalı dozunda. ki, dozunda her şey yani. Ne başkasının anına çok fazla müdahale edeceksin, ne seni çok fazla yoracak. Ee, en rahat oluyor herhalde, ortada, dengede. Anneniz babanız ne iş yapardı Rüzgar Bey? Annem hayatta. Annem e, anaokul öğretmeniymiş ama ablam doğduktan sonra bırakmak zorunda kalıyor. Çocuklarla e, ilgilenmek, yani bizlerle ilgilenmek zorunda olduğu için. E, babam da Akbank. ...emeklisi, ama aynı zamanda e, bir dok, ya birkaç e, kişinin yanında şoförlük de yaptı. E, kişisel olarak, hani doktorun vesaire yanında. E, ben hatta hep diyordum o dönemler, baba ya hani çalışma artık yeter. Hani emekli de oldun zaten ama... ...yani belki işte kandan mı geliyor, bilmiyorum hani hep böyle durmamak. E, yani o durduğu zaman mutsuz olabilecek bir insandı, o yüzden hani... Hep bir uğraş, bir şey. Biraz evet, o, o yönümü çekmiş olabilir <laughs> Bazen yoruyor çünkü. Anlınız, Her şey yetişemezsin. Ablanız var abiniz mi? Ablam var, bir tane de kardeşim var. ha Üç kardeşsiniz. Evet. Onlar ne iş yapıyorlar? Ee, ablam... E, ...designer. E, kardeşim de grafik tasarımcısı. Aa, herkes sanatla ilgili işler yapıyor evet, aslında, evet. değil mi? Aslında ablamla hep şey diyorum. Sen benim yapmak istediğim mesleği yapmasın, ben de senin. O hep aslında böyle hani daha popüler olayım, ünlü olayım, daha kamera karşısında olayım. O çok e, çabaladı bunun için. Olmadı, kendisi olamadığı için beni hani <gülüyor> <gülüyor> bu piyasaya soktu <laughs> sağ olsun. Diyorum hep hani farklı aslında tam tersi meslekler herhalde seçmemiz gerekiyordu. Şakalaşıyoruz. Siz konservatuar mı okudunuz? Yok konservatuar okumadım. Türvak'ta burslu kazandım ha. ben Türvak'tan. Bir de aslında şey en büyük tecrübeyi de aslında deneyim bunu hafifletmek olarak söylemiyorum ama e, şeydir ya orada aldığın tecrübe ve deneyim yani gerçekten baktığın zaman o kadar çok yönetmen ve o kadar çok eskilerden de oyuncuyla çalışmışım ki yani bunu e, eğitimle veya bir parayla satın alabileceğiniz bir şey değil bu. Ya bir de şöyle baktığımız zaman aslında işin teknik şeyi de çok fazla. Ben bunu birebir deneyimleyerek öğrendim. Çok. Ee, önemli bir şey aslında, çok işime yaradı ilerleyen zamanlarda. E tabii teknik bilmek ee, teknik, önemli değil. Şey, hani, rüzgar mı tamam, oh, eyvah. Ya çünkü biliyorum mimik ne kadar, santim bile ne kadar oynayıp oynamayacağımı. Amorstan, hani her şeye hakim olduğun zaman onların işini çok kolaylaştırıyordum. Tek ezberde hop, bitti. Bütün o süreçte aileniz yanınızda mıydı? Şu andan da soruyorum. Hmm. Çünkü sizle beraber onların da şu kırpalandığını düşünüyorum aslında. Size uzak da olsalar... Sizi uzaktan takip etmekte onları çok hırpalayan bir şeydi aslında. Ya evet, aslında ben bu konu hakkında çok fazla konuşmadım Arman. Ee, nasıl diyeyim? Ya çok zor, herkes için, her açıdan çok zor bir dönem. Ee, ya aslında ben 19 yaşında işte. Oyunculuk yaptığım için işte biliyorsun köprü trafiği vesaire kendim ayrı eve çıktım. Ondan sonra e, tabii ki eskisi kadar yine gidiyordum ama repo günlerimde evde oluyordum onlarla işte pazar kahvaltısı vesaire ailemle ee, şey oldu yani nasıl diyeyim yanlış bir cümle de kurmak istemiyorum o dönemde bana sorulunda işte aileniz yanında mıydı yanında desem kime göre neye göre Onları da üzmek istemiyorum ama yaşadığım tabii ki belli gerçeklikler var. Aslında baktığın zaman o aminatların çoğuna en yakın dostum vardı benim yanımda. Yani Evet ama diyebildim sonunda. Bir... Ama sebebi de şuydu. Çok pardon. Demek istemememin sebebi yani çünkü insanlar, aileler bu tarz insanlara, benim gibi insanlara destek olsun. Çok fazla reddeden insan oldu. Birçok şeyi kendimle ilgili onları kötü etkileyecek hani şeyi söylemedim. Ya kötü anlamda bir şey yok da bazı bahsetmediğim şeyler var. Destek olsunlar vesaire hani yanlarında olsunlar diye. Ee, bazen kendimle ilgili bildiğim belki ben o an söylesem oh be rahatladın diyecektim ama öyle bir misyonun oluşuyor ki abi. Yani öyle bir sorumluluğun oluşuyor ki milyonların aslında tek bir sesi oluyorsun. Ha, bunu ben istemedim ama benim gibi olan birçok insanın yani ben her şeyi konuşabilirdim değil mi? Hani baktığın zaman başka biri olsa bunu çok farklı şekillerde kullanabilirdi. Ama hiçbir zaman hani dediğim gibi aklımın ucundan geçen şeyler olmadığı için herkes şunu söyle işte şu röportajı yaptın para alıyorsun değil mi? Ya ne diyorsunuz ya diyorum öyle şeylerden haberim bile yok. o dönemde yeni yeni öğreniyorum. Ee, dediğim gibi yani onların da hayatının şimdi şöyle bazı şeyler vardır. Hani bilim memesi gerekir. Onların hayatına da saygı, kendi nasıl kendi hayatıma saygı duyuyorsam her şeyi konuşmanın da anlamı yok. Yani altyazı yazmaya aslında e, gerek yok. O yüzden de birçok şeyde mesela hani böyle susmuşumdur. Ee, ya anlatabildim mi? Anladım. O bazı özel şeyleri dökmenin anlamı yok. Çünkü milyonların sesi oluyorsun ya. Bitti, gitti. Evet, hani bir şeyler yaşandı. Yani e, negatif bir hareket yapmamak da destektir ya bazen. Yani evet, hiç o açıdan bakmadım aslında evet öyle yapmışım ama o açıdan bakmadım. Ya aslında bazen hiçbir şey söylemesem bile dediğin şey aslında sadece durmak bile. Ya yani senin insanların aslında... Yani senin düşmeye hakkın bile yok ki. Sen düşersen hepsi... Ya yani senin güçlü durman bile o kadar kişiye umut oluyor ki yani... Düşünsene onların mesela kafasında şöyle bir şey var. Hani ben e, ailemi kurmuşum. İşte soruyorlar Rüzgar abi çocuk da istiyor musunuz vesaire. Ya onların çok ulaşmak istediği bir şey ki inşallah herkese hani Rabbim böyle bir şeyi şey yapar. Hani e, ama şimdi aileyle ilişkilerinizde bir sorun yoksa bir sorun yok bence. Ya o biraz insanla kaynak insanla kaynaklanan bir şey. Yani ben biraz hep böyle affedici bir insan yapıda olduğum için. E, Tamam çok şey unuturum. Dediğim gibi bazı şeyler vardır. Ee, unutulmaz ama genelde ya affetmezsen ilerleyemezsin ki. Nasıl ilerleyeceğiz? Yani çok zor biliyorum. Hani böyle sinir olduğun olayları al karşına gel onunla kucaklaş. Yani, hani ne diyorsun sen dersin. Hani o an bile sinirleniyorsun ama yapmak zorundasın. Devam edemezsin. Yani onu üstüne sünger çektiğin zaman o başka bir yerden pörtlüyor e, sonra. Olmuyor. Bundan sonraki gelecek planlarınız ne? Ya vardır, hepimizin hayali vardır. Benim de var. E, çok büyük şeyler değil aslında. Yani böyle bir sahil kasabası olabilir ailemle beraber. Belki işte e, çocuklarımız Tuğba ile beraber. E, kendi dövme stüdyomu açmak istiyorum mesela. Ama tabii ki oyunculuğu da yapmak istiyorum. Bu ayrı. içimde hep bir şey olacak yani yapmak istiyorum. ee, <laughs> Ya çok fazla bir şükürler olsun. Zaten her şeye şu an hani sahibim. Ayvalığa bekleriz sahil kasabasına. Ha, <laughs> neden olmasın? Tabii. <laughs> Bodrum vesaire değil. Yok bana göre değil. Çok kalabalık, daha sessiz, sakin. Ya bilmiyorum artık belli bir yaştan sonra ama ki yaşadıklarım da kolay değil ki yani. Diyorum da buradan. Baktığın zaman insan biraz dinginlik istiyor yani. Değil mi? Aynen. O... Ama şey gençsiniz ya. Şey sakin bir yer için. Siz kaç yaşındasınız ki? 35. Ee, tamam ama şöyle... ...şimdi görünüş olarak zaten 35 durmuyorum. <laughs> evet, ilk. <laughs> ama içeride bir 60 yaşında adam oturuyor yani. <laughs> bir dede de var. Bastonuyla arada onu dürtüyorum. Yani ağır, ağır şeyler yaşandı tabii ki. Hepimizin vardır hani. Ben de diye demiyorum ama... ...olabildiğince o dinamikliği yakalamaya çalışıyoruz. Vallahi bir şey söyleyeceğim. En çok 28-29 gösteriyorsunuz. Tabii canım. E, 4-5 sene öncesinde bir mekana girmişim. Mekana girdiğim adam nasıl sormuyor da işte alkol almışım, alkol istiyorum, alkol vermiyor. Ya diyorum mekana girdim nereye alkolü vermiyorsun da mekana nasıl girdiğimi sormuyorsun diyorum. 18 bile zannetmiyorlardı da neyse ee, yaş e, bir zaman geçince biraz daha surat oturmaya başladı. Biraz daha rahatladım o konuda. <laughs> Hiç olmazsa artık alkol veriyorlar değil mi? Aynen. Ya Benjamin <laughs> Button gibi herhalde ben sonradan. <laughs> Peki. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Bu kadar mıydı? Evet. Konuştuk mu daha? Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. <laughs> Sizi tanımak çok keyifliydi. Aynı şekilde. Ee, umarım bundan sonra her şey çok çok daha iyi olur. İnşallah hepimiz için. Sağ olun. Sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot için sordum.